Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python eğitim serisine kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Uzun süredir video çekemiyorum arkadaşlar. Biraz rahatsızdım. Twitter üzerinden de zaten bilgi verdim. O bilginin sonunda da bana tekrardan geri dönüş yapan, halimi hatırımı soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Güzel bir aile olduğumuzu tekrar bana hissettirdiğiniz için ayrı bir teşekkür borçluyum hepinize. Python konusuna geri dönersek arkadaşlar, bugün yeni bir kütüphane yapısıyla tanışma vakti geldi. Kütüphanemizin ismi arkadaşlar NumPy kütüphanesi dediğimiz bir yapı. Özellikle veri analizinde kullanılan bir kütüphane yapısı. Konu konu gidelim, böyle yavaş yavaş gidelim. Bundan sonra da zaten muhtemelen Pandas kütüphanesi üzerinden devam ederiz. Daha sonra da bakalım bir şekilde konu buluruz. Yani konudan bol her şey var elimizde. Şimdi NumPy kütüphanesine gelelim. Nedir bu NumPy kütüphanesi Python'da? Numerical Python. Yani matematiksel işlemleri, daha doğrusu bilimsel hesaplamaları daha çabuk, hızlı ve efektif şekilde yapabileceğimiz bir matematik kütüphanesidir arkadaşlar. NumPy kütüphanesi. Yine dediğim gibi veri analizi kısmında sıkça kullanılan bir kütüphane yapısıdır. Şimdi dışarıdan yükleme işlemi gerçekleştireceğimiz için arkadaşlar terminal kısmımızı çalıştırıp buradan pip install dedikten sonra NumPy ifadesini yerleştiriyoruz ve Enter'a bastığımızda bize kütüphaneyi kendisi yüklüyor arkadaşlar. Ben de yüklü olduğu için paket bilgilerini burada geri döndürdü. Siz de bu işlemi yüklem olarak gerçekleştirecektir. Şöyle silme işlemini gerçekleştirelim. Şimdi NumPy'daki mantık arkadaşlar bizim Python'da kullandığımız listeler var ya, listeler gibi çalışan bir yapı. Farkı listelerden daha hızlı ve özellik anlamında, yani kullanacağımız metotlar anlamında listelerden çok daha fazla bir metot yapısını barındıran bir kütüphane yapısı arkadaşlar. Buradaki yani Python'da liste dediğimiz yapıya NumPy ifadesinde biz array yani dizi ifadesini veriyoruz arkadaşlar. Yani artık liste değil de bir NumPy dizisi ya da NumPy array şeklinde ifade ediyoruz. Peki bir NumPy dizisi nasıl oluşturulur arkadaşlar? Buradaki konuya tekrar dönelim. Öncelikle import ifadesinden sonra NumPy'yi kullanıyoruz. NumPy üzerinde sürekli işlem yapacağımız için arkadaşlar genel kanı olarak NumPy NP olarak kısaltılmış şekilde kullanılıyor ve biz de bu sürece uyarak yanına bir as ifadesi koyup NP ile artık NumPy'yi kullanacağımız zaman NP kısaltılmışını kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle ne dedik? Python'da liste olarak geçen yapı NumPy'da dizi yapısı ya da array yapısı olarak geçiyor. Peki dizi diyelim arkadaşlar. Bir NP, NumPy yapısı oluşturabilmek için NP kütüphanesinden yani NumPy kütüphanesinden bizim faydalanmamız gerekiyor. Bu yüzden NP yazdıktan sonra nokta koyuyoruz arkadaşlar ve bundan sonra artık NumPy kütüphanesi üzerinden gelen yapıları kullanabiliyoruz. Bir NumPy dizisi oluşturabilmek için arkadaşlar array dediğimiz yapıyı kullanmak durumundayız. O yüzden np.array dedikten sonra bir dizi oluşturalım. Dizi yapısı arkadaşlar array fonksiyonun içerisine bir liste yapısında yerleştirilir. Yani örneğin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye bir dizi yerleştirelim. Bu dizinin tipine bakarsak arkadaşlar şöyle geldik. Print type dizi ifadesini yazdırırsam bunu sonucunda bir NumPy dizisi olduğunu bize döndürecektir arkadaşlar. Bakın class NumPy.end array şeklinde bir ifade bize dönmüş oldu. Biz bu oluşturduğumuz diziler arkadaşlar NumPy içerisinde tek boyutlu dizi ifadesini veriyoruz. Peki
Boyut kavramından gidersek, tek boyutlu dizi yapısından sonra bir de çok boyutlu dizi yapısını tanımlıyorum. Şurayı tekrar silelim arkadaşlar. Geldim şuradan dizi 2 ifadesini yerleştirip. Örneğin np.array'de yine bunun üzerinden oluşturmayı deneyelim. Hatta şöyle yapalım. Gelin şurayı kopyalayalım arkadaşlar. Şurayı da yapıştıralım. Şimdi buradaki dizileri ben örneğin ikişer ikişer ayırmak istiyorum. Yani artık yukarıdaki gibi tek boyutlu bir dizi yerine ben artık çok boyutlu bir dizi yapısına geçiş yapmak istiyorum. Daha doğrusu iki boyutlu bir dizi yapısına geçiş yapmak istiyorum. Şimdi burada kaç tane değer var? İkişer ikişer ayırırsak bir tanesi boşta kalıyor. O yüzden şuradaki 9'u silelim. 8 kalsın. Eğer NumPy dizisi içerisinde çok boyutlu bir dizi yaratmak istiyorsak arkadaşlar, yapı içerisinde bunları ayrı ayrı düzenlememiz gerekiyor. Yani buradan 1 ve 2'yi ayrı bir dizi içerisine almam. Yine 3 ve 4'ü ayrı bir dizi içerisine almam. 5 ve 6'yı ayrı bir dizi içerisine almam. 7 ve 8'i de tekrardan ayrı bir dizi içerisine almam gerekiyor. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar, ilk köşeli parantez yapısı oluşturulan bir dizi yapısının içeriğini ve kendi işlerindeki köşeli parantez yapısı da bunların buradaki dizinin her bir elemanı olarak yeni bir dizi olarak atanması değeridir arkadaşlar. Tekrardan örneğin type'ını yazdırırsak, şöyle geldim, type dedikten sonra dizi 2'yi de yazdıralım, bakalım nasıl bir sonuç bize dönecek. Bakıyorum ikisi de and array yapısında bize döndü. Sadece aralarındaki fark bir boyut farkı. Peki bu dizileri arkadaşlar isterseniz bir yazdıralım. Nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor ona da bakalım. Örneğin print dizi 1, yani ilk dizimizi yazdıralım. Daha sonra da dizi 2'mizi yazdıralım arkadaşlar. Şimdi çalıştırdığımız zaman bakın, İlk yapı bize bir böyle liste yapısı gibi geliyor. Herhangi bir problem yok. Ancak ikinci yapıya bakarsanız arkadaşlar, artık bu bir matris yapısına dönmüş bir yapı. Yani tek boyutlu olmayan array'ler, yani NumPy üzerinden oluşturduğumuz diziler eğer tek boyutlu değilse bunları artık matris sisteminde çalıştırabiliyoruz. Yani bakın gördüğünüz gibi satır ve sütunlardan oluşan bir yapı bize dönerdi ve 1, 2, 3, 4 satırlı ve 2 sütunlu 4x2 düzeyinde bir matris olarak tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda belki çok şey havada kalmış olabilir ama konular ilerledikçe daha böyle oturacaktır. Buna emin olun arkadaşlar. Peki dizinin kaça kaçlık bir yapı olduğunu nereden göreceğiz? Bunun için de mesela farklı bir fonksiyon üzerinden faydalanacağız arkadaşlar. Örneğin dizi 2 üzerinden ben shape ifadesini çalıştırırsam ve bunu yazdırırsam, şunu bir silelim ilkini, şuradaki boşluğu da. Çalıştırdığım zaman arkadaşlar bakın 4 çarpı 2'lik bir matris yapısını bize dönderdi. Yani 1, 2, 3, 4 satırlık ve 2 sütunluk bir dizi olduğunu bize dönderdi. Ve shape metoduyla da biz bu dizinin kaça kaçlık bir matris sisteminde olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Peki biz biraz önce ne yaptık? Tek boyutlu bir diziden kendimiz bunları köşeli paranteze alarak bir kendimize çok boyutlu bir dizi oluşturduk. Peki bunu her zaman bu şekilde mi yapacağız arkadaşlar? Yani buradaki eleman sayısı çok fazla olduğunda biz kendimiz mi böyle teker teker köşeli parantezlerle ayırma işlemi yapacağız? Tabii ki hayır. Bunun için tek dizeli bir dizi içerisinde, tek boyutlu bir dizi içerisinde biz iki boyutlu bir dizi çıkartabilmek için arkadaşlar reshape dediğimiz yine bir metot yapısından faydalanacağız. Örneğin şuradan dizi 3 ifadesini yerleştirelim ve dizi 3 ifadesini ben diziden alacağım arkadaşlar. Yani tek boyutlu bir diziden alacağım. Geldim buradan diyorum ki dizi nokta reshape ifadesini yerleştiriyorum ve kaça kaçlık bir matris oluşturmam gerektiğini reshape içerisine parametre olarak gönderiyorum.
Örneğin elimde 8 elemanlı bir dizi varsa, bunu dediğim gibi mesela 4 çarpı 2'lik bir matris üzerinden değerlendirebilirim. Toplamda ikisinin çarpımı bana buradaki toplam eleman sayısını verecek. Geldim 4'e 2'lik bir matris oluştur diyorum arkadaşlar ve daha sonra da print ifadesini yerleştirip dizi 3'ü yazdırmasını istiyorum. Bakın çalıştırdığınız zaman arkadaşlar yukarıda kendimizin oluşturduğu iki boyutlu diziyi biz sadece reshape ifadesinden kaça kaçlık bir matris yapısını oluşturacağımızı bildirip bu şekilde yine aynı yapıda kendimiz oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Şurayı tekrardan bir silelim. Tabii ki bunu 4 çarpı 2 değil de mesela 2 çarpı 4 şeklinde de yapabilirsiniz. Sonuçta çarpımı toplam eleman sayısını verecek. Bakalım bu sefer nasıl bize bir sonuç gönderiyor. Bakın 2 satırlık ve 4 sütunluk bir matris ifadesini sırasıyla aldığı elemana göre bu işlemi gerçekleştirmiş oluyor arkadaşlar. Unutmayın, array ifadesi bir dizi oluşturur. Reshape ifadesi bir dizi içerisinden iki boyutlu bir matris yapısına bize çevirir arkadaşlar. Ve kaça kaçlık bir matris yapısında çalışacağımızı da biz reshape fonksiyonuna parametre olarak göndeririz. Eğer eleman sayılarında bir uyuşmazlık varsa da size zaten bir hata sonucunu döndürecektir arkadaşlar. Peki, dizi içerisindeki elemanların tiplerini de alabiliyoruz. Bununla da ilgili işlem yapalım istiyorsanız. Hatta şurayı bir sileyim. Örneğin şurası tamam 8 olsun. Hatta direkt şöyle 5 yapalım da fazla olmasın arkadaşlar. Yine tek boyutlu bir dizi oluşturacağım. Ancak içerisindeki sayıları örneğin birisini tam sayı yapacağım, birisini float yapacağım, bir tanesini karakter yapacağım. Bakalım bize nasıl bir sonuç döndürecek bunları inceleyelim. Geldim buradan 1, 2, 3.5 dedim mesela. Daha sonra 4.1, daha sonra da 5 ifadesini yerleştirip burada bir ondalıklı sayı ifadesini yerleştirdim. Sonra geldim şurayı şöyle alalım arkadaşlar empty üzerinden. Örneğin şunu ben karakter içerisine alıyorum. İçerisinden iki tanesinde karakter ifadesini alıyorum. Nerede hata yaptık? Bir saniye. Ben bir göremiyorum. Acaba şimdi tamam. Bir ifadesini yerleştirdim. Tamam. Örneğin iki ifadesini yerleştirdim. 3, 4, 5. Tamam. Bunu da yerleştirdim. Şunu da kapat. Heh, tamam. Aynısı. Daha demin yanlış bir şey mi yaptım acaba? Onu anlamadım. Neyse. Birinci diziyi tamamen tam sayılardan oluşturduk. İkinci diziyi aralarında ondalık sayı olan ifadeden oluşturduk. Üçüncü dizide de arkadaşlar bir string ifade yerleştirdik. Şimdi bunların elemanlarının içerisindeki data tiplerini almak istiyorum arkadaşlar. Bunun için de dtype dediğimiz bir fonksiyon yapısından faydalanacağız. Yani metot yapısından. Örneğin dizinin arkadaşlar dtype'ını görmek istiyorum. Hatta şöyle geldim. Hepsini ardı ardına görelim. Şöyle dizi 2 diyelim. Şuraya da dizi 3 diyelim. Bakalım çalıştırdığımız zaman arkadaşlar bakın bir integer yapısı olduğunu bize bildirdi. Bir float yapısı olduğunu bize bildirdi. İçerisinde çünkü ondalıklı bir sayı var. Ve U11 bir string ifadesi olduğunu da bize bildirmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde de bir dizi içerisindeki verilerin veri tipleri hakkında bilgi alabiliyoruz. Dışarıdan da bir veri tipi gönderebiliyoruz arkadaşlar. Data type'ını gönderebiliyoruz. Onu da isterseniz şöyle gösterelim. Örneğin ilk dizi ifadesinde arkadaşlar ben bunun data type'ını mesela integer olarak göndermek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Yapıyı oluşturduktan sonra yani köşeli parantez kapandıktan sonra array ifadesinin ana parantezini kapatmadan bir yeni bir parametre gönderiyorum arkadaşlar. Virgül dedikten sonra dtype ifadesine ben integer yazıyorum. Hatta şöyle yapalım. Şöyle
aynı olsun. Mesela şurası dizi 2 olsun. Mesela buradaki ifade arkadaşlar float ifadesini yerleştirdim. Şurası 3 olsun. Mesela buraya kompleks diyelim. Mesela karmaşık sayılar, matematikteki karmaşık sayı ifadesini yerleştirelim. Şuraya dizi 4 diyelim arkadaşlar. Buraya mesela string ifadesini gönderelim. Buraya da dizi 5 diyelim. Buraya da mesela bool'un ifadesini gönderelim. Bool ifadesi. Yani doğru ya da yanlış olan ifadeyi buraya gönderelim. Şimdi hepsini tekrar tekrar yeniden yazdıralım. Hatta tipini değil. Zaten tipini gönderdik arkadaşlar. İfadeleri yazdıralım. Şöyle burayı bir kopyalayalım. Yani önemli olan sonucun nasıl olduğunu sizlere göstermem arkadaşlar. Zaten 6 yok. 5 tane. Değil mi? 2, 3, 4, 5. Şimdi hepsini yazdırıyorum. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak arkadaşlar. Bakın. Bu birinci. Integer yapısında gönderdiğim için 1, 2, 3, 4, 5 tam sayıları aynı şekilde bir çıktısını aldım. İkinci dizim yine 1, 2, 3, 4, 5'ten oluşmasına dahil. Burada data type'ini float olarak gönderdiğim için bakın yanlarına birer nokta ifadesini aldım. Üçüncüsünü arkadaşlar yine 1, 2, 3, 4, 5'ten oluşturdum ve data type'ını ben complex yani karmaşık sayı olarak gönderdim. Burada da real ve imaginal kısmını olmak üzere buraya yapıyı gönderdi. Buradaki ifade tamamen matematiksel bir yapıdır arkadaşlar. Karmaşık sayı yapısıdır. Eğer konuyla ilgili bilginiz yoksa araştırmanızı öneririm. Onun dışında çok da kafanızı yormaya gerek yok. Diğer bir ifade yine 1, 2, 3, 4, 5'lerden oluşmasına dahil ben buradan bir string ifade gönderdiğim için bunları gitti tırnak işareti içerisine aldı arkadaşlar. Ve en son olarak da bir bool yapısını yani true false yapısını gönderdim. Burada da her bir sayıya tekabül eden true değerini bize döndürmüş oldu arkadaşlar. NumPy yapısı dediğim gibi bilimsel çalışmalarda, yani çalışma demeyelim de bilimsel hesaplamalarda çok sıkça kullanılan bir kütüphane yapısı arkadaşlar. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Bir giriş seviyesi şeklinde. İlerleyen süreçlerde dediğim gibi zaten bir veri analizi yapmıyorsak bu kütüphane üzerinden örnek vermek biraz zor olur. O yüzden veri analizi konusuna daha gelmediğimiz içinse bu kütüphanenin sadece biz fonksiyonlarını, metotlarını, çalışma prensiplerini bilelim. Şimdilik bize bunlar yeter arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.